Ulusal Ahşap Birliği Derneği, Uluslararası Ahşap Kültür Vakfı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin de işbirliğiyle düzenlenen Ahşap ve Mimari, Ahşap Yapıların Yükselişi Sempozyumu İstanbul'da düzenlendi. Türkiye'de ahşap yapı kültürünün yaygınlaştırılmasını ve tanıtımını amaçlayan sempozyuma, yurt içi ve yurt dışından birçok akademisyen, iş adamı ve ahşap uzmanı katıldı. Genelde ahşap ve mimari ve ahşap binaların, ahşap yapıların yükselişi başlıklı bir program. Bu programın amacı genelde dünyada yükselen ahşap trendlerini Türkiye'de tanıtmak. Sempozyumda modern ahşap yapılar alanındaki gelişmeler ve ahşap yapı kültürünün nasıl canlandırılabileceği konuları 9 sunumla ele alındı. Dünyada çok büyük bir akım var. Ahşaba dönüş var. Bu bilhassa Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da ve Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde, ahşabı kullanan ülkelerde çok geçerli bir akım. Türkiye'de bir zamanlar ahşabı son derece fazla kullanmış bir ülke. Esasında Türkiye, İstanbul örneğin dünyanın ahşap başkentiymiş bir zamanlar. İstanbul'da yaklaşık şu anda 12 bin tane ahşap yapı olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Türkiye'nin ahşap yapı kültürüne sahip çıkması lazım. Dünyanın en zengin ahşap kültürlerinden birine sahip Türkiye. 21. yüzyılın ahşap mimaride bir canlanma yüzyılı olduğunun vurgulandığı sempozyumda uzmanlar ahşabın diğer yapı malzemelerine olan avantajlarından bahsetti. Yapılarda ahşap kullanımının birçok avantajı var. Ahşabın en önemli olumlu tarafı ise onun yenilenebilir bir kaynak olması. Beton binalar dolayısıyla havaya yayılan karbondioksit gazı ahşap ile sıfıra inmiş olacaktır. Birçok insan ahşap yapıların problem kaynağı olduğunu düşünüyor. Yangın çıkması, duvarların ses geçiriyor olması gibi şeyler bunların başında gelir. Bunlar tamamıyla dizaynla alakalı şeyler. İyi bir mühendis bulunması durumunda bu tarz problemlerle karşılaşılmayacaktır. Programda söz alan Orman Genel Müdürlüğü'nden Kenan Akyüz, Türkiye'nin orman varlığı ile ilgili çok yönlü bir sunum gerçekleştirdi. Ülkemizde 21.7 milyon hektar ormanlık alanımız var. Bu geçmiş yıllara baktığımız zaman orman alanını artıran nadir ülkelerden bir tanesi Türkiye. Orman alanlarımız artmaya da devam edecek. Ülke yüzölçümünün şu anda %27.7'si ormanlık alan. Biz bunu 2023'te %30'una çıkartmayı hedefliyoruz Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak.